alaykum, hurmatli tinglovchilar. Algebra va sonlar nazariyasi fanidan biz taqqoslamalar ustida bir qancha amallarni ko'rib o'tdik. Ya'ni taqqoslamalarni yechishda koeffitsentlarni o'zgartirish usuli, sinash, tanlash usuli, uzluksiz kasrlardan foydalanish usuli, Euler teoremasidan foydalanish usullarini ko'rib o'tdik. Bugungi mavzumiz kvadratik taqqoslamalarda Legendre va Jacobi simvoli. Ushbu x kvadrat p modul bo'yicha a bilan taqqoslanadi modulimizda a bilan p o'zaro to'p ko'rinishdagi taqqoslamamiz kvadratik taqqoslama deyiladi. Bu kvadratik taqqoslamamizda a bilan b o'zaro to'p bo'lib kvadratik taqqoslama yechimga ega bo'lsa, u holda a son a sonimiz p modul bo'yicha chegirma bo'ladi. Demak, a sonimiz p modul bo'yicha kvadratik p tub tok modul bo'yicha kvadratik taqqoslama bo'lar ekan. Aks holda, ya'ni mana bu ko'rinishdagi kvadratik taqqoslamamiz yechimga ega bo'lmasa, u holda a sonimiz p tok tub modul bo'yicha kvadratik chegirma emas deyiladi. Demak, shu ko'rinishdagi kvadratik taqqoslamamizda yechimga ega bo'lsa a son shu p modul bo'yicha kvadratik chegirma bo'lar ekan. Aks holda esa a son, ya'ni bu kvadratik taqqoslamamiz yechimga ega bo'lmasa, a sonimiz p modul bo'yicha kvadratik chegirma emas bo'lar ekan. Demak, bu ko'rinishdagi kvadratik taqqoslamalarni yechimi yechimga ega yoki ega emasligini topishda biz Legendre simvolidan foydalanamiz. Bu ko'rinishdagi kvadratik taqqoslamalarni yechimini topishda Euler kriteriyasidan foydalanishda p yetarlicha katta bo'lganda bir muncha noqulayliklarni tug'diradi. Bunday vaqtlarda biz Legendre simvolidan yoki shu kvadratik taqqoslamaning yechimga ega yoki ega emasligini topishda Legendre simvolidan foydalanamiz. Legendre simvolidan foydalanishda uning bir qancha xossalari bor. O'sha xossalarini yerga yozib qo'yamiz. Demak, b son p modul bo'yicha a sonimiz p modul bo'yicha b bilan taqqoslanadigan bo'lsa, xo'sh, a taqsim p teng bo'ladi b taqsim p ga. Demak, Legendre simvoli deb o'zi mana shu kvadratik taqqoslama. Demak, p sonimiz tub son, tok tub modulli, ya'ni bu yerda p sonimiz 2 dan katta bo'lishi kerak, ya'ni p bilan ikki ham o'zaro tub bo'lishi kerak. Legendre simvoli deb shunday a taqsim p ko'rinishdagi simvolga aytiladiki, bu quyidagi ikkita bir va minus birlarga teng. Birga teng agar a sonimiz
A sonimiz shu P toq tub modulli taqqoslamada kvadrat chigirma bo'lsa, demak A son shu P toq tub modul bilan kvadrat chigirma bo'lsa minus 1 ga teng. Agar shu A son P toq tub modulli taqqoslama bilan kvadrat chigirma emas bo'lsa demak, Legendre simvoli 1 va minus 1 ni qabul qilar ekan. Agar 1 ga teng bo'lsa, demak, bu taqqoslamamizdagi A son P modul bo'yicha kvadratik chegirma bo'ladi. Agar minus 1 ga teng bo'lsa, A sonimiz P modul bo'yicha kvadratik chegirma emas bo'ladi. Ya'ni bu kvadrat taqqoslamamiz yechimga ega bo'lmaydi. Demak, Legendre simvoli bilan Jacobi simvolining farqi shundaki, Jacobi simvolida mana bu yerda P ni o'rnida M sonni qo'yadigan bo'lsak, ya'ni biz Legendre simvolida P ni toq tub modulli kvadrat toq son deyapmiz, tub modul bo'lyapti. M esa tub son bo'lmagan taqdirda A taqsim M ko'rinishdagi simvolga Jacobi simvoli deyiladi. Bu yerda ham A bilan M o'zaro tub bo'lib, faqat M bu yerda aynan tub son bo'lishi mumkin emas. A bilan M o'zaro tub bo'ladi. Masalan, M bu yerda mana bu Legendre simvolda P tub son, M tub son bo'lmasligi ham mumkin ekan. Demak, Legendre simvolidan farqli o'laroq Jacobi simvoli mana bu M tub son bo'lmagan vaqtda ham shu kvadrat taqqoslamaning yechimga ega yoki ega emasligini, ya'ni shu A son shu M yoki P modul bo'yicha kvadratik chegirma yoki chegirma emasligini aniqlashda foydalaniladi. Endi Legendre simvolini topishda quyidagi 9 ta xossadan foydalaniladi. Demak, birinchi xossasi A B bilan P modul bo'yicha taqqoslanadigan taqqoslamamiz bo'lsa, A taqsim P simvolimiz teng B taqsim P simvolga teng bo'ladi. Kvadrat taqqoslamamizda A kvadrat taqsim P ko'rinishga keladigan bo'lsa, u holda bu holda A sonimiz 1 ga teng bo'ladi, ya'ni kvadratik taqqoslama bo'ladi. Ko'rinishga kelib qolsa, bu ham 1 ga teng. 4-chi xossamiz. Agar kvadratik taqqoslamamiz minus 1 taqsim P simvolimiz shunga ko'rinishga keladigan bo'lsa, u holda minus 1 darajasi P minus 1 taqsim 2 ko'rinishga keladi. Ya'ni P ni qiymatini bu yerga qo'yilib, bu
4-chi hossadan 1 yoki minus 1 ga kelishimiz mumkin. Quyidagiga teng bo'ladi. Demak, A, B, C, ya'ni mana bu A sonimiz bir necha tup ko'paytiruvchilarga ajraladigan bo'lsa, uni alohida simvol qilib yozishimiz mumkin. Oltinchi hossamiz. Demak, 5-chi hossada bir nechtalarni ko'rib o'tdik. 6-chi hossada A B kvadrat taqsim P ko'rinishiga keladigan bo'lsa, legendar simvolimiz. Bu holda B kvadratni tashlab olib, A taqsim P ko'rinishiga keltirishimiz mumkin. 7-chi hossamiz. 7-chi hossa, agar A sonimiz n-chi darajali bo'lsa, u holda biz buni darajani A taqsim P simvolini tashqarisiga chiqarishimiz mumkin. Sakkizinchi hossani bu yerga yozamiz. Demak, yettita hossasini ko'rib o'tdik. Sakkizinchi hossada agar taqqoslamamiz 2 taqsim P ko'rinishiga keladigan bo'lsa, u holda buni biz minus 1 darajasida P minus P kvadrat minus 1 taqsim 8 ko'rinishiga keltirib yozib olamiz. Ya'ni mana buning kvadratidan 1 ni ayirib 8 ga bo'lganimizdagi 1 ning minus 1 ning darajasi, ya'ni bunda ham 1 yoki minus 1 qiymat qabul qiladi. 9-chi hossamizni mana bu yerdan yozib qo'yamiz. To'qqizinchi hossamizda endi yana shunda yana bir ko'paytiruvchi bo'lsa, ya'ni P bilan Q tup ko'paytiruvchilarga ajralib, bular o'zaro tup bo'lsa, u holda P taqsim Q taqqoslamamizni biz Q taqsim ko'paytirilgan, ya'ni surat bilan mahrajni o'rnini almashtirib yozishimiz mumkin. Faqat minus 1 darajasida P minus 1 taqsim 2 ko'paytirilgan Q minus 1 taqsim 2 hossaga bo'ysunadi. Demak, mana shu 9 ta hossadan foydalanamiz. Legendar va Jacobi simvollarini topishda. Jacobi simvolini topishda shu 9 ta hossadan tashqari yana bitta hossa, ya'ni 10-chi hossa qilib Jacobi simvolining hossasini keltiramiz. Buni 10-chi Jacobi simvolida aytdikki, mana bu P ning o'rnida M bo'ladi dedik. Demak, u A taqsim N ko'rinishda bo'lib, M tup son bo'lmasligi ham mumkin dedik. Demak, M ni bir qancha ko'paytiruvchilarga ajraladigan bo'lsa, masalan, M sonimiz P1 ko'paytirilgan P2 ko'paytirilgan va hokazo PN ko'paytiruvchilarga tup ko'paytiruvchilarga ajraladigan bo'lsa, biz uni alohida A taqsim P1, A taqsim P2 va hokazo
A taqsim BN deb alohida ajratishimiz mumkin. Mana endi kvadrat taqqoslamalarini yechishda mana shu ya'ni yechimini bor yo'qligini aniqlashda bir qancha misollar ko'rib o'tamiz. Birinchi misolimiz. Demak, x kvadrat taqqoslanadi. Xo'sh, 22 sonimiz. Demak, quyida taqqoslamamiz berilgan. Shu taqqoslamamizning yechimi bor yoki yo'qligini aniqlashimiz kerak. Buning uchun biz Legendre simvolidan foydalanamiz. Demak, Legendre simvolimizning ko'rinishi A taqsim P bo'lib, u 1 ga yoki minus 1 ga teng edi. Agar 1 bo'lsa, demak, bu taqqoslama yechimga ega. Agar minus 1 chiqadigan bo'lsa, demak, taqqoslamamiz yechimga ega emas. Ya'ni 22 son 13 budur bo'yicha kvadratik chegirma emas bo'ladi. Demak, biz 22 taqsim 13, ya'ni A ning o'rnida 22 turibdi, P ning o'rnida 13 turibdi. 22 taqsim 13 kasrni Legendre simvolini topishimiz kerak. Demak, biz 5-chi xossaga ko'ra mana bu suratni ko'paytiruvchiga ajratib olsak. 2 ko'paytirilgan 11 taqsim 13. Demak, 5-chi xossaga ko'ra biz buni har birini 2 taqsim 13 ko'paytirilgan 1 taqsim 13 kabi ajratib olishimiz mumkin. Endi mana bu birinchi kasrimiz. Mana bu yerdagi 8-chi xossaga mos kelyapti. Demak, 8-chi xossamizdan ko'ra yozib olamiz. 8-chi xossaga ko'ra yozib oladigan bo'lsak, 2 taqsim 13 ni, demak, minus 1 darajasida 13 ni kvadrati minus 1 taqsim 8 deb yozib olamiz. 13 kvadrati minus 1 taqsim 8. Endi 11 taqsim 13 ni esa 9-chi xossadan foydalanib yozamiz. 9-chi xossamizda P taqsim Q ko'rinishida turibdi 11 taqsim 13 imiz. Buni biz 13 taqsim 11 ko'rinishida yozib, mana bu P va Q larning o'rniga 11 bilan 13 ni qo'yib olamiz. Demak, 13 taqsim 11 ko'paytirilgan minus 1 darajasida 13 minus 1 taqsim 2 ko'paytirilgan 11 minus 1 taqsim 2. Endi mana bu 13 kvadrat minus 1 taqsim 8. Yoki 13 bilan 8 modul bo'yicha 13 ni taqqoslama qilib yozadigan bo'lsak, biz bilamiz taqqoslamalarda 13 ni buni yozadigan bo'lsak, demak 8 modul bo'yicha mod 8 plus minus 1. Ya'ni 8 ga bo'lganimizda 1 qoldik yoki minus 1 qoldik chiqadigan bo'lsa, u holda mana bu 1 ga teng bo'ladi kasrimiz. Agar 3 va minus 3 qoldiq chiqadigan bo'lsa, ya'ni plus minus 3 bo'ladigan bo'lsa, plus minus 3 bo'ladigan bo'lsa, minus 1 ga teng bo'ladi. Ya'ni 3 qoldiq minus 3 qoldiq bo'ladigan bo'lsa. Yoki mana buning o'zidan hisoblab chiqarishimiz ham mumkin. Demak, 13 ni 8 ga
bo'ladigan bo'lsak, minus 3 qoldiq bo'ladi. Ya'ni 2 8 16 bo'ladi, minus 3 yetmayapti. Yoki 13 kvadrat 169, 169 dan 1 daersak 168, 168 ni 8 ga bo'ladigan bo'lsak 21. Minus 1 ning 21-chi darajasi minus 1 ga teng. Demak, mana bu simvolimiz minus 1 ga teng bo'ldi. Ya'ni 2 taqsim 13imiz. Endi 13 taqsim 11 ni taqqoslama ko'rinishda yozib olamiz. Ya'ni 13 sonimiz 11 modul bo'yicha taqqoslanadigan bo'lsa 2 ga teng bo'ladi. Ya'ni 13 2 mod 11. Ya'ni 13 ni 11 ga bo'lsak 2 qoldiq chiqadi degan ma'noni bildiradi. Demak, bu yerga 2 taqsim 11 deb yoza olaman. Ya'ni 2 taqsim 11 deb yozishim qaysi hossadan bo'ldi? Demak, ko'rinib turibdiki, bu mana bu eng birinchi hossamizdan 13 11 modul bo'yicha bo'yicha 2 bilan taqqoslanadi. Mana 13 ning o'rniga 2 deb yozamiz. B taqsim 1-chi hossaga ko'ra 2 taqsim 11 ga teng. Endi minus 1 darajasida 13 dan 1 dersak 12, 12 dan 2 ga bo'lsak 6, 11 dan 1 dersak 10, 12 ga bo'lsak 5. 5 karra 6 30-chi daraja. Minus sonning 30-chi juft darajasi plusga teng. Demak, minus 2 taqsim 11 ga teng ekan. Endi minus 2 taqsim 11 bizga ko'rinib turibdiki, bu yana 8-chi hossaga to'g'ri kelyapti. Demak, 8-chi hossaga ko'ra minus 2 taqsim 11 ning o'rniga mana bu formulani qo'yamiz. Minus 1 ning tani o'rniga 11 ni qo'yamiz. 11 ning kvadrati minus 1 taqsim 8. Demak, 11 8 modul bo'yicha taqqoslanadigan bo'lsa 3 qoldiq chiqadi. Demak, biz yuqorida aytdik, plus minus 1 da 1 ga teng, plus minus 3 da minus 1 ga teng deydi. Demak, bu minus 1 ga teng bo'ladi. Mana bu minus bilan plus chiqadi. Yoki hisoblashni bajaradigan bo'lsak minus minus 1 ning 11 kvadrat 121, 121 dan 1 dersak 120, 120 ni 8 ga bo'ladigan bo'lsak 15-chi daraja. Minus 1 ning 15-chi darajasi yana minus 1 ga teng. Oldidagi minus, qavs oldidagi minus qo'yamiz. Minus 1. Demak, 2 ta minus plus bo'lib ketadi, 1 chiqadi. Demak, Legendre simvolimiz 1 ga teng bo'ldi. Bu degani, mana bu 22 sonimiz 13 modul bo'yicha kvadrat chegirma bo'lyapti. Demak, bu taqqoslamamiz yechimga ega ekan. Yana bitta misol ko'ramiz. Demak, bizga ikkinchi misolimiz taqqoslamamiz berilgan bo'lsin, x kvadrat taqqoslama bilan 73 modul bo'yicha 47 bilan taqqoslanadi. Demak, shu taqqoslamani 47 kvadrat chegirma bo'ladimi yoki kvadrat chegirma emasmi, ya'ni shu taqqoslama yechimga ega yoki ega emasligini aniqlashimiz kerak. Buning uchun biz yana Legendre simvolidan foydalanamiz. Demak, 47 taqsim 73 kasrimizni Legendre simvolini topishimiz kerak. Demak, 47 ham 73 ham ikkalasi ham tup son. Buni ishlashimizda biz
9-cu hassadan faydalanırız. Yani bunu 73 taksim 47 deyip suratın mahrıcılarını almıştırıp yazıp köpetilgen minus 1 derecesi de 73 minus 1 taksim 2 köpetilgen 47 minus 1 taksim 2 görünüşte yazılabız. Şimdi 73 taksim 47'ni yani 73 sonumuz 47 modul boyunca kaç son bilen takkaslanı şimdi topu alışımız gerek. Yani 70 sonumuzni 47'ye bölgende 26 kaldık çıkardı. Demek 70 sonumuz 47 modul boyunca 26 bilen takkaslanları iken. Demek 26 taksim 47 diye yazı olamız. Şimdi bana bu minus 1 derecesi de bir sonunu tapı olalımız. 73'den 1 deyirsek 72, 2'ni bulsak 36. 47'den 1 deyirsek 46, 2'ye bulsak 23. Demek bana bu tamamımız 36 oluyor yaptı. Cüft son, cüft sonunu taksan köpelse gene cüft son. Minus 1'nin cüft derecesi ise plus 1'ye denk. Demek 26 taksın 47'ye denk oluyor. Şimdi bu mana bu 5-chi hossaga ko'ra, ya'ni 26imiz bir nechta tub ko'paytiruvchilarga ajralgani uchun tub ko'paytiruvchilarga ajralgan har birini alohida legendar simvolik kasri kabi yozib olamiz. Ya'ni 2 taqsim 47 13 taqsim 47. Endi bu yerda 2 taqsim 47imiz mana bu 8-chi hossaga mos keladi. Ya'ni 2 taqsim 47 ning o'rniga minus 1 darajasida 1 kvadrat minus 1 taqsim 8 deb yozib olamiz. Minus 1 darajasida 47 ni kvadrati minus 1 taqsim 8 ko'paytirilgan. Endi mana bu 13 taqsim 47'ni yana 9-chi hossadan foydalanib yozib olamiz. Ya'ni 47 taqsim 13 ko'paytirilgan minus 1 darajasida 47 minus 1 taqsim 13 ko'paytirilgan 13 minus 1 taqsim 2. 2 deb yozib olamiz. Demek mana bir yerde 8 modul boyunca takaslanadigan bo'lsa, yani 8 modul boyunca takaslanganda plus minus 1 ve bo'lsa bu 1'ga teng bo'ladi, plus minus 3 qoldiq bo'ladigan bo'lsa minus 1'ga teng bo'ladi. Yoki shuning o'zini hisoblab yozishimiz ham mumkin. Yani 47 ning kvadratini topib olamiz. 7 kere 7 49, 4 kere 7 28, 4 kursak 32, 4 kere 7 28, 16, 18, kursak 9, 0, 2, 2209. Şimdi bundan birini ayırdıken bulsak 2208, bunu 8'e bölsek, 22'nin içinde 2'den 16 olmuştuğun içinde 8'imiz 7'den 7 kere 8, 56. 60'dan 56 inersek 4, 48'nin içinde 8'in 276 çıkarırken. Demek minus 1'nin 276'ncisi derecesi cüft derece bugün için plus 1'ye değil. Ya ki hazırda etkendik 8 modul boyunca plus minus 1 kaldık buladı. Yani 47'nin 8'e buladıkken olsak minus 1 kaldık. Bugün için bu 1'ye değil buluyordu. Demek bunumuz 1'ye değil. 47 taksim 13 ne? 47 13 son modul boyunca kaç son bulan takkaslanadı? Yani 47'den 13'e buladıkken musak 3'den 39 47'den 39 ayırsak 8. Demek 8 taksim 1'inci hasaya göre 8 taksim 13 diye yazı olamam. Şimdi 47'den 1'ni ayıradigan bo'lsa 46, 2'ye bo'lsak 23, 13'dan 1'de ayırsak 12, 2'ye bo'lsak 6. Demek
derecesi cüft bulayattı bu bir getin. 8 taksın 13 görün şekil yaptı. Şimdi bu 7. hossadan faydalanmamız. Yani A'nın 7. derecesi taksın P dibaz adıgan olsak 2'nin kubu taksın 13 deyin 2 taksın 13'nin kubu. Yani şimdi 2 taksım 13'nin özünü bana bu 8'inci hassaga göre kıymetini tafı olalımız. Yani 2 taksım 13'ni yazı olalımız minus 1 derecesi de 13 minus 13 kvadratı minus 1 taksım 8 ya ki 13'imiz 8 modul boyu çatak kasalandıken olsa 2 ile 8 16 olsa minus 3 kaldık. Yani bu minus, minus 1 çıkarırken. Minus 1 çıkardı. Ya ki özünü hesaplap çıkarsak hem oladı. Şunun kübü. Bana bu kübünü şimdi şunga koyuverdik. Bir anda taslanadı. Demek 13 kvadrat 169. 169'dan 1 değersek 168. 168'de 21'e bölsek, 8'e bölsek 21 çıkardı. Minus 1'nin 9 derecesi minus 1'e deyin. Minus 1'nin kubu yine minus 1'e deyin. Bu degeni 47 sonumuz 73 modul boyunca kvadrat 20 emez. Yani bu takaslamamız içimge yige emez degeni bildiradı. Şimdi Leigh Anderson Wall'dan birkaç misallarını gördük. Jacobson Wall bu için bir tane misal görüp çıkalımız. Jacobson Wall'ını tapıştı hem biz. O da şu Leigh Anderson Wall'daki bana bu 9 tane hossadan ve bana bu A taksım yani yukarıda ayıttık Leigh Anderson Wall'ın bana Jacobson Wall'ın birbirinden farkı Jacobi simbolumuzda takkoslamamız yani bana bir dagi P sonun orunda buladığın M sonumuz aynen tüp bulmasligi hem mümkün. Ana bir tane sol göreydik. X kvadrat takkoslanadı. 283 mod bu benimki 563 bulamazsın. Bana şu takaslamamız yeçimge ege ya ki ege meslekimizde ikenliğini Jacobi simbolu boyunca hesaplap çıkaraydık. Demek bunun Jacobi simbolunu tapadıkken olsak 283 taksın 563 deyin buladı. Yukarıda etkenimizdik Leigh Anderson Wall'ın hossalardan ve bana bu hossadan faydalanamız. 283 taksın 563'ünü biz 9'uncu hossadan faydalanıp 563 taksın 283 köpeytirilgen minus 1 derecesi de 563 minus 1 taksım 2 köpeytirilgen 283 minus 1 taksım 2 de bir yazı olalımız. Şimdi 563 283 modul boyunca kaç son bulan takaslanadı? Yani 563'ü 283'e bölsek bitteden 283, 280 kaldık. Demek bunu 280 taksın 283 deyip yaza olamız. Yani şimdi bana bunumuz 563'den birini ayırsak 562 562'ni 2'ye bölgedigen olsak 281 283'den 1'de ayırsak 282 282'ni 2'ye bölsek 141
Demek 281'da 141'a köpetirsek yine tok son çıkardı. Minus 1'nin tok derecesi minus 1'e teng. Demek bu köpetirken minus 1. Minustan 280 taksın 283. Şimdi bunu, bana bu 5. kassadan faydalanıp köpeytirçilerle ajratıp olamız. 280'ımız köpeytirçilerle ajratsak 280'ını 2'ye bölsek 140, yani 2'ye bölsek 70, yani 2'ye bölsek 35. Demek 2'nin kubu köpeytirilgen 5, köpeytirilgen 7 taksın 283. Şimdi bundan yine her birini Allah'da yazı olamız. 2'nin kubu taksın 283, 5 taksın 283, 7 taksın 283. Şimdi her birinin simbolünü tapı olamız. Yani 2'nin kubu taksın 283'ümüzün bana bu 7. hassaya göre yazı oladığı olsak 2 taksın 283 oladı. 2 taksim 283'nin kubu olsa bu bana bu 8. hassaya göre 2 taksim 283'nin minus 1 derecesi de 283 minus 1 taksim 2'nin kubu diye bir yazı aldık. Demek bana bunu bu görünüşte yazı aldık. Köpeytirilgen 5 taksim 283'nin indi 9. hassaya göre 283 taksın 5 köpeytirilgen 283 minus 1 taksın 2 köpeytirilgen 5 minus 1 taksın 2 deb yazıp olamız. Köpeytirilgen 7 taksın 283'ni ham xuddi shunday 9. hassadan faydalanıp yazıp olamız. 283 taksın 7 köpeytirilgen minus 1 derecesi de 283 minus 1 taksın 2 köpeytirilgen 7 minus 1 taksın 2 teng. Demek bana bu 283'den birini ayırsak 282, 282'ni 2'ye köpeytirilgen olsak 2'ye bölgedigen olsak 141. Demek 90, minus 1'nin tok derecesi yana minus 1'e teng. Minus 1'nin kubu yana minus 1'e teng. Demek bu minus 1'e teng buldu. Şimdi 283'ni 5 modul boyunca taqqoslaydigan bo'lsak, 283'ni 5'e bölsek 5 qoldiq qoladi. Demek 5 modul boyunca 3 bilan taqqoslanadi. 3 taqsim 5 bo'ladi. 283'den 1'ni ayırsak 282, 2'ye bölsek 141. 5'ten 1'de ayırsak 4, 4, 2'ye bölsek 2. Demek bu köpeytme cüft sambolu yaptı. Minus 1'nin bana bir de minus 1 kopya edip çıkıyor. Minus 1 derecesi de 283 minus 1 taksim 2. Demek minus 1'nin cüft derecesi plus 1'e deyin. Demek 3 taksın 5 özü buldu. Şimdi bir de 283 7 modul boyunca neç bulan takkoslanadı. 280'ni 7'ye bölsek 40 buladı. 3 kaldık kaladı. Demek bu 3 taksın 7 bularken bunumuz 283'den 1'ne ayırdıken bulsek 282 2'ye bölsek 141, 7'den 1'de ayırsak 6, 2'ye bölsek 3. 141'de 3'ye köpeytirsek yani 90 hasıl oladı. 90'ını 90'a köpeytirsek minus 1'nin tok derecesi ise yine minus 1'e teng. Demek 2 tane minusimiz plus olup getirdi. 3 taksın 5 ulan 3 taksın 7'ni simbolünü tapışımız gerek. Bu tamamdan devam ettirip gitmemiz.
3-5-ni, yəni 9-cu hasıqa görə 5-3 köpəytirilgən, minus 1 dərəcəsi də 5-1-2 köpəytirilgən, 3-1-2 deyib yazı olamız. Bu düşündəyik, 3-7-ni, 9-cu hasıqa görə 7-3 köpəytirilgən minus 1 dərəcəsi də 7-1-2 3-1-2 deyib yazısak 5 3 modul boyunca 2 bilən taqqasanadı, yəni 5-də 3 bölgəndə 2 qaldıq buladığım isə 2-3 indi minus 1-nin 5-dən 1-də irsək 2-2-2-gə bölsək 4-2-gə bölsək 2 buladı, bu 1 buladı 2-2-2, minus 1-də kvadratı plus 1 gətəyək, demək 2-3 oldu. Bunusu da 7-dən 1-də irsək 6-2-gə bölsək 3 3-dən 1-də irsək 2-2-gə bölsək 1 demək minus 1-dən köbə minus-dan buluyabdı bir yerdə demək minus-da oldun gə çıxar varamız minus-dan 2-3 köpətilgən 7 3 modul boyunca bir-birən tapqa sənalı yəni bir qaldıq olun 2-3 köpətilgən 1-3 hasıl buluyabdı indi bu 8-ci hasıqa görə mənə 2-3-ünü bu dəqiqə yazı olamız demək minusun özü minus 1 dərəcəsi də 3-nin kvadratı minus 1 8 1-3-ümüz 1-p deyin 1 deyən hasıqamız qədər yəni buna buna hasıqamız vardı şu hasıqa qədər 1-nin özü qədər demək 1-3-ümüz 1 qədər 3 kvadrat 9-dan 1 deyirsək 8 8-8 qədərsək 1 demək minusdan minus 1 deyin 1 deyən içində gəlir demək bu taqqaslamamız Yakob simvolu 1 çıxqanı üçün yeçimgə iqə ikən yəni kvadrat taqqaslama 563 modul boyunca 283 kvadratik çigirmə bolar ikən bugünkü dərsimizin asasi məzmunu şulardan ibarət idi demək biz kvadratik taqqaslamalarını yeçimi bar yəki yoxligini tekşirişdə Lejendr və Yakob simvollardan ana şu usullardan yuqarıda keltirilgən 9-da hassadan Yakobun simvolunu tapışdı isə qoşumca mana bu hassadan faydalanıb tapamız ekən. İtibarlarınız üçün rəhmət.